Nesne TV'den herkese merhabalar. Türkiye Spor Toto Basketbol Ligi'nde bu hafta Fenerbahçe Galatasaray Odaya Bank mücadelesi var. Cumartesi akşamı saat 21'de oynanacak mücadele ve minimum başarısı bir. Tek maç oynama şansımız var. Oran arttırmak için başka bir maçla da birleştirme şansımız var tabii böyle olunca. Burada 838 koduyla ilk yarı 3.5 maç sonu 7.5 sayılık handikaplar konuk takım Galatasaray'da. 154.5 sayılık toplam sayı limiti görüyoruz. Handikap sayında Fenerbahçe 1.10 gibi düşük bir oran var şu anda. 3.50'de Galatasaray Odaya Bank'ın oranı. İki takım da hafta içi Galatasaray Euro Cup'ta Pınar Karşıyaka'ya mağlup oldu deplasmanda. Fenerbahçe deplasmanda Panathinaikos'a mağlup oldu. Ama Fenerbahçe'nin tabii daha formda olduğunu, kadro anlamında daha iyi bir kadro daha iyi bir kadroya sahip olduğunu herkes zaten bunun farkında. Şimdi ev sahibi olan takımların bu eşleşmelerde avantajı var. Yani şöyle söyleyeyim, Galatasaray uzun süredir kendi salonunda Fenerbahçe'yi mağlup ediyor. Fenerbahçe zaten kendi salonunda çok net favori ve zaten maçları kazanıyor. Şimdi 7.5 sayılık handikap var. Ben açıkçası Fenerbahçe'nin bu handikapı aşarak maçı kazanmasını bekliyorum. Dediğim gibi burada özellikle Fenerbahçe kadro anlamında şu anda Avrupa'nın en iyi 2-3 takımından bir tanesi. Euroleague'de Final Four'a kalmasını bekliyoruz Fenerbahçe'nin. Galatasaray'ın ise deplasman maçlarına baktığımızda örneğin kendi ligimizde Türk Telekom karşılaşması, işte Türkiye Kupası'ndaki Banvit mücadelesi, Euro Cup'taki Sassari ve Saragoza'ya kaybetmesi Galatasaray'ın beni çok ciddi hayal kırıklığına uğratmıştı. İki iyi takımın mücadelesi olacak ama kendi salonunda oynamanın avantajı, kadro avantajı. Çünkü Fenerbahçe iyi oynadığı bir karşılaşmada kendi salonunda bence rakip tanımıyor. O yüzden 7.5 sayılık handikap ben çok ortada açılmış bir handikap. Ama ben Fenerbahçe'nin handikap açarak kazanmasını bekliyorum. Sonuçta motivasyonu yüksek bir karşılaşma olacaktır. Hem basketbolcular açısından hem koç açısından, Obradovic açısından. Tabii ki Ergin Ataman da maçı kazanmaya gelecek. Ama tabii ki Obradovic'in Fenerbahçe'sinin şu anda Ergin Ataman'ın Galatasaray'dan daha iyi bir takım olduğunu, daha iyi bir kadroya sahip olduğunu ve daha başarılı bir grafik çizdiğini görüyoruz. O yüzden ben salon avantajıyla da Fenerbahçe'nin maçı handikapı aşarak kazanmasını bekliyorum. 838 koduyla maç sonu bir tercihim var. Tekrar edeyim, minimum bahis sayısı 1. Tek maç oynama şansımız var bir mücadeleye. Herkes oyunu kuponlarda bol şans diliyorum. Hoşçakalın.